Selamünaleyküm hocam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı yayınlar. 3 yıllık evliyim. Eşim içki içiyor. Günah olduğunu söylüyorum. Fakat beni dinlemiyor demiş. Bundan ben sorguya çekilir miyim? Ne yapmam gerekir? Allah razı olsun. Şimdi tabii ki yani iki tarafta kadın kocasına, koca hanımına karşı veya anne ve babalar çocuklarına karşı veya bilen, bilmeyenlere karşı bir Müslüman olma, uyarma, uyar Habibim fe'enzir buyuruyor Rabbimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün hepimize. Sen uyar, uyarmakta müminler için fezekkir fe inne zikra tenfaul müminin. Müminlere bir fayda vardır. Yani uyarmayı, nasihat etmeyi, tavsiye etmeyi, emri bil marufta bulunmayı hiç bırakmayacağız. Din çünkü emri bil marufla ayakta kalır. Emri bil maruf, nehy anil münker, yani iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak kaidesi, ana prensibi ortadan kalktığı an din asimilasyona uğrar. Milletler başka milletlerin işte hegemonyası altında, asimilasyonu altında ne yapar? Silinip gider. O yüzden hayatımız boyunca herkes bildiğini, hayrı, hakkı tavsiye etmekle sorumludur. Ama yaptığımız halde, bunu söylediğimiz halde hala inadi bir şekilde adam günahında, kusurunda, isyanında, imansızlığında, dinsizliğinde ısrar ederse tabii ki vazifesini yapan kimseye karşı da bir sorumluluk olmaz. Ama biz ne yapacağız? Sorumluluk üzerimizden düşmesi için onun haram olduğunu, Allahümme hâzâ münker, ya Rabbi bu münkerdir deyip önce kendimize lafı anlatacağız. Onun haramlığını, günahlığını. Sonra bunun yanlış olduğunu, haram, günah, Allah'ın razı olmadığı bir konu olduğunu ne yapacağız? O yanlışa düşen kimseye karşı vazifemizi yapacağız tabii ki.